İstanbul Sözleşmesi toplumun temeline konmuş bir dinamit şu an için. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. Bu uygulanmaya başladığı tarihten bugüne kadar birçok kadın cinayeti işlendi ve cinayet oranları, boşanma oranları da aynı oranda yükseldi. Yani bu bunun lamıcımı yok. Yani ister iktisatçı olun, ister siyasetçi olun, hangi branşta, hangi kurumda olursanız olun, bu gösteriyor ki bu bize uymadı. Yani Türk toplumunun, İslam toplumunun dokularına aykırı bir kanun. Bizim aile yapımıza aykırı bir kanun. Bundan dolayı da sürekli kadın cinayetleri, boşanmalar, ailelerin parçalanması, çocukların ayrı kalması, zaten oynanan oyunun temel amacı da bu. Yani buradaki amaç şu, yani ne yapabiliriz? Toplumun temel dinamiği olan aileyi biz eğer ortadan kaldırırsak veya onun yapısını bozarsak tüm toplumun yapısını bozarız. Bu şekilde de bunu uygulamaya çalışıyorlar. Şu andaki göstergeler de bu uygulamanın onlar açısından başarılı olduğunu göstermektedir. Bir toplumu bozmak istiyorsan önce aileden başlayacağız. Bunlar da bunu yapabilmeleri için, bizim aile yapımızı bozmak için bu kanun teklifini verdiler ve biz de bunu ilk kabul eden ülkeyiz. İşin en acı tarafı da bu ya. Yani bizden önce bu kanunu kabul edecek Avrupa ülkeleri varken, Avrupa Birliği ülkeleri varken, yani ne oluyor da biz hepsinden önce hemen atlıyoruz, bunu kabul ediyoruz. Bir öbür ülkeler kabul etsin, bir uygulasın. Uygulamada neler var, neler yok. Artı onlar uygulasa dahi bunlar onların kendi aile yapılarına belki uygun olabilir. Belki orada başarılı da olabilir. Fakat bu kesinlikle ve kesinlikle bizim aile yapımız da yakından ve uzaktan alakalı değil. Yani hem Türk toplumu olarak hem İslam toplumu olarak hiçbir yakından uzaktan alakası yok. Bizim aile yapımıza uymuyor. Yani kesinlikle bu şekilde. Bununla alakalı olarak yine İslam 1400 küsur yıl önce Peygamber Efendimiz veda hutbesinde zaten bununla ilgili olarak zaten veda hutbesi başlı başına bir insan hakları beyannamesidir. Yani insan hakları beyannamesini Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce zaten dünyaya beyan etmiştir. Dünyaya haykırmıştır. Bu insan hakları beyannamesinin içerisinde, veda hutbesinin içerisinde kadınlarla ilgili de yine diyor ki kadınlar sizin emanetinizdir. Onlara sahip çıkın diyor. Yani bugün günümüzde bazıları işte bu konuyu da sulandırmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili de bazı kesimler diyor ki işte efendim kadın nasıl bir emanet olabilir? Kadın mal mıdır ki emanet olsun? Yani bu gibi cümlelerle, bu gibi demeçlerle Peygamber Efendimizin bu emanet kelimesini sulandırmaya çalışıyorlar. Peygamber Efendimiz, yani tabii ki kadın bir mal değildir. Peygamber Efendimiz burada belirtmek istediği emanet demek kıymetli olan şey demek. O manadadır. Biri bir şeyi size bir şeyi verdiği zaman nedir? Şunu sana emanet ediyorum. Yani bu değerli bir şey olduğu için sana emanet ediliyor, sana veriliyor. Emanetin kelime manası budur. Önce bunlar bir sözlüğü açsınlar. Bu emanetin hangi maniye geldiğini bir sözlükten baksınlar. Ondan sonra çıkıp ortada konuşsunlar. Yani bu gibi cümlelerle İslam'a leke atmaya, yok işte kadınlar İslam'da değer verilmiyor. İslam'a değer, ta 1400 küsur yıl İslam'ın geldiği günden bu yana kadar en iyi değer veren din İslam'dır. İslam gelmeden önce kadının sofradaki yeri, affedersiniz, hayvandan sonra gelirdi. Kadınlar alınıp, mal gibi alınıp satılırdı. Kadınlar, insanlar utandıkları için kendi kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Yani İslam'dan önce kadına verilen değer buydu. İslam geldikten sonra kadın hak ettiği değeri gördü. Kadın İslam'da evin sultanıdır. Yani kocasının en büyük yardımcısı, onun destekçisidir. Yani İslam kadına hak ettiği değerin fazlasıyla vermiştir. Bunu tüm kayıtlarda, tüm belgelerde görülebilir. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde, Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde kadınla erkek
hep birlikte zikredilmiştir. Hep birlikte var olmuştur. Ayet-i kerimelerde kesinlikle bir ayrım yapılmamıştır. Yok kadın şöyledir de erkek böyledir diye bir ayete de veya bir hadise de rastlayamazsınız. Yine günümüze gelecek olursak bugün işte Emine Bulut Çin ayeti, yine Gaziantep'imizde meydana gelen şeyin doğum yatağındaki bir bayana, yeni doğum yapmış bir bayana yapılan saldırı kesinlikle bunlar kabul edilecek şeyler değil. Biz bunları kesinlikle kınıyoruz. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bunu ne İslam kabul eder, ne toplum kabul eder, hiçbir din kabul etmez. Yani ve bu gibi şeylerin İslam'a mal edilmesi kesinlikle düşünülemez. Bizler Allah'tan korkan insanlar, İslam'ı gerçek manasında yaşayan insanlar kadına hak ettiği değeri verir. Çünkü Allah'tan korkar. Bunun kadının Allah'ın bize bir emaneti olduğunu bilir ve bu şekilde davranır kadına. Yani kesinlikle buradan şunu belirtmek istiyorum. Toplumumuzda işte İslam kadına karşıdır. İslam kadına eziyet eder. İkinci sınıf insan olarak görür. Bu gibi algı oluşturmak isteyenler kendi hatalarını örtmek için, kendi yanlışlarını örtmek için bu şekilde bir algı oluşturmaya çalışmaktadır. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bunu bu şekilde burada belirtmek istiyorum.